Sizlerle body kavramını öğreneceğiz. Body demek vücut demek İngilizce. Burada da çizdiğimiz parçaların ayrı ayrı vücutlarını diyoruz buna. Yani her bir birbirinden ayrı parçaya, çizime, unsura body diyoruz. Ne demek istiyorum? Şu an SOLIDWORKS'te unsur haricinde hiç şey görmüyorsunuz. Body kelimesi İngilizcesinde ya da Türkçesinde. Yapacağımız işlem mevcut çizdiğimize bir eklenti yaparken küçücük bir değişiklik yapmak. Bakın geldim. Çizimimi yapıyorum. Üstüne ekleme yapıyorum. Çizimi bitirdim. Halen burada bir değişiklik yok. Sensörler ve part kelimesinin arasına hiçbir şey girmedi. Çünkü bu yeni çizdiğim şeyi eklentiyi alttakine yapıştırdı. Eğer şöyle çizersem bakın ne oluyor. Şimdi şuraya dikkat edin. Diyorum ki yaptığım işlemde şu ortaya çıkacak şu yüksek kuleyi sonucunu birleştirme. Merge result deniyor İngilizcesi. Merge result diye yazılıyor. O işareti kaldırıp da okeylediğim zaman dikkat edin. Şimdi şurada gövdeler yani vücutlar iki tane oldu. Birincisi diyor ki bu bir tek başına gövdedir. İkincisi diyor bu tek başına bir gövdedir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla artık buna yaptığınız bir işlemde bu etkilenmiyor. Ne gibi? Mesela geldim radius atacağım. Bakın şu yüzeye dokunduğum zaman ve radius at dediğim zaman tabii ki uyarı verecek. Dikkat edin. Bu yüzey kendisine değen şu yüzey kendisine değen bütün kenarlara radius attı. Buraya attı, buraya attı ama buna atmadı. Çünkü bu parça buna ait değil. Bununla birleşmiş halde değil. Kendi başına ayrı bir parça olduğu için bunu görmedi. Bu body'leri tek tek saklayıp yok edebiliriz ya da gösterebiliriz. Bakın gizle dediğim zaman yok. Oraya geldiğim zaman bir tel kafes verir ama yok. Var. Geldim açtım. Geri geldi. Bu body'yi de sakladım. Kalıpçılar özellikle bunu çok sevecek. Çünkü yani kalıp tasarım yaparken bunu kullanıyoruz. Bu body'leri birbirinden çıkartıp kalıp boşluğunu oluşturuyoruz. Şu anda üst üste çizdim ama birbirinin içine de girip çıkabilecek. İleri eğitimde göreceğiz. Şu anda göstermeyeceğim. Hem kalıpta hem de parçadan parça çıkarma yönteminde. Tekrardan açıyorum. Tabii bunu şimdi anlatmamın bir sebebi var. Çünkü bundan önceki eğitim videolarında ne gördük? Hemen öncesinde aynalamayı, bir düzleme göre aynalamayı da gördük. Şimdi bunlarla birlikte bir aynalama işlemi yaparsam ne oluyor onu görelim. Aynalama için her zaman bir düzlem seçmezsiniz. Eğer bu body denilen kavramı kullanmak isterseniz bu unsurlarla oynamanıza gerek kalmaz. Bakın aynalanacak gövdeler diyorum onu seçiyorum. Ve gelip aynalama yüzeyine şu yüzü seçiyorum. Görüyor musunuz? Gövdelerde bakın bunu ya da bunu seçmek zorunda değilsiniz. Tek başına bütün gövdeyi alıyor. Gördünüz mü? Dolayısıyla eskiden ne yapıyordum? Gövdeyi seçmeyip de unsurları seçtiğim için ancak unsurlar dediğim için bu üstte ayrı dokunuyordum. Altı ayrı dokunuyordum. Radyüs ayrı dokunacaktım. Bakın hemen örneğini görelim. Sil. Geliyordum. Mesela şuna dokunuyorum. Almadı. İlk önce şuna dokunuyorum. Ondan sonra buna dokunuyorum. Sonra buna dokunuyorum. Bunların hepsi içinde bir düzlem seçmem lazım. Kendisini seçmiyorum. Geldim mesela işte yes. İşin kötüsü o da üstüne bindi. Göremeyeceksiniz. Gelip buradan düzlem seçiyorum. Ve bunlardan sonra aynalamaya bastığım zaman tutup bunların hepsini aynalıyor. Ama tek tek seçmem lazım. İşte bu kez de diyorum ki ben öyle değil. Aynalama işlemini gelip parçanın üstünden herhangi bir yüzeyi seçerek ve bir kere de bütün body'yi seçerek yapmak istiyorum. Peki bunu nasıl işleme katacaksınız? O da bir body'dir tek başına, o da bir gövdedir tek başına yani. Gelip dokunmanız lazım. Body body dediğim şey gövde. Okey dediğim zaman aynalayacak. Böylece gövdeleri de öğrenmiş oldunuz.